Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bugün itibariyle sizlerle birlikte borsayı değerlendireceğiz. Borsada aşağı yönlü hareketler yaşanıyor. Doları, altını gene bu video içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Para piyasalarında neler oluyor? Borsada düşüşler hangi seviyelere kadar uzanabilir? Bu bir e, trend değişimi mi olacak? Bunu sizlerle birlikte burada bulacağız. Kağıt ve kalemlerinizi hazırlayın ki gün içerisinde VIOP ve Forex'te de işlem yapan sevgili dostlarımız hangi seviyelerin önemli olduğunu bulabilsinler. Evet Borsa İstanbul'la hemen başlayalım. Bakalım 4 saatlik yani kısa periyotta 4 saatlik kapanışlarda Borsa İstanbul'da hangi direnç seviyeleri, hangi destek seviyeleri önemli olacak? Evet bugün itibariyle baktığımız zaman 7900 evet tam verelim. İlk önce bir 8000 direnci arkadaşlar 8000 destek bölgesi bugün itibariyle baktığımızda 4 saatlik kapanışlarda takip edilecek. Eğer ki aşağı yönlü 4 saatlik grafikte 8000 altındaki kapanışlarda da önemli destek seviyesi 7917 puan seviyesinden geçiyor. Yani neymiş? Birinci destek bölgemiz 8000 puan 4 saatlik grafikte. İkinci önemli destek bölgemizde 7916 puan seviyesinden geçen kısa vadeli Forex ve Viyoplar'da işlem yapan sevgili dostlarımızın özellikle takip etmesi gereken kritik 2 destek bölgesi. Peki daha uzun vadede yani günlük periyotta baktığımız zaman Trend bozulmuş mu Borsa İstanbul'da hemen buraya geçelim ve günlük aldığımız zaman grafiğimizi evet günlükte baktığımız zaman yükseliş trendinin hala da Borsa İstanbul'da devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar burada şimdi günlükte grafiğimize baktığımız zaman bizler için en önemli arkadaşlar yani günlük kapanışlarda takip etmemiz gereken ve e, trendin bozulduğunu söyleyebilmek için bizler Borsa İstanbul'da hangi seviyeyi takip etmemiz lazım bakın şöyle trend olarak e, bunu takip edecek olursak. Şöyle bir günlük trendimizde bizlerin özellikle e, takip etmemiz gerekecek olan en önemli ve kritik destek bölgesi hemen şöyle alalım. Bakın arkadaşlar, şuradaki tam bölge o da 800 seviyesinden geçen bölge. Evet, 7.800 bölgesi önemli bir bölge. Hatta 7.750 bölgesi önemli bir bölge. Bizler e, trend bakımından bu bölge üzerinde kaldıkça 7.800 bölgesi üzerinde kaldıkça 7.750 de olabilir yani hafif sarkmalı 7.750 şu şekilde bir e, kendimize strateji yapabiliriz. Günlükte 7.750 puan seviyesi buraya kadar gelebilecek aşağı yönlü hareketler arkadaşlar bir düzeltme seviyesi içerisinde olduğumuzu bizlere gösteriyor. Trend olarak da yön çizdiğimiz zaman 7750 seviyesi altında bir günlük kapanış görmedikçe orta vade seviyesinde bulunan sevgili dostlarımızın panik yapmasına gerek yok. Çünkü trend hala da yukarı. Bakın şöyle bir trend çizgisi de çizdiğiniz zaman net bir şekilde göreceksiniz. Günlük kapanışlarda Borsa Yatırımcısı 7750 puan seviyesi. Bakın bu önemli. Sabah 10'da açılan borsa akşam saat 18 civarlarında kapanış görüyor. Yani 18 civarındaki kapanışta Sizler 7.750 puan seviyesi altında bir kapanış görmedikçe buradaki trendin e, aşağı yönlü döndüğünü söyleyemez. Hiç kimse söyleyemez sevgili dostlarım. Teknik olarak 7.750 bölgesi günlükte e, takip edilecek bir bölge. Eğer ki orası kırılırsa aşağı yönlü 7.000 puan seviyesine doğru hareket izleriz. Fakat hala 7.750 puan seviyesi üzerinde tutunan IMKB100 hala yukarı yönlü trendini devam ettirir. Açıkça gördüğünüz gibi... Trend çizgilerini de birleştirdiğimiz zaman yönün hala da yukarı olduğu IMKB 100 hisselerinde burada net bir şekilde görülüyor. Buradaki kısa vade yani günlükte takip ettiğimiz hisselerde ne dedik arkadaşlar? 4 saatlikte 7900 seviyesi önemli. Onun altında da yani bir aşağı yönlü sarkma da görülebilir. Orada 7816 kısa vadeli trend takip yeri. Orta vadede ise e, bu günlük grafikte, günlük kapanışlarda özellikle takip edeceğimiz en önemli seviye tekrardan Borsa İstanbul tarafında aşağı yönlü bir hareket olacağını söyleyebilmemiz için de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 7750 puan seviyesi önemli bir seviye olacak. Bunun altında bir kapanış olmadıkça Borsa İstanbul'da hala da yükseliş trendi bozuldu diyemeyiz. Evet dolar Türk Lirası tarafında sizlere değişik bir grafik göstereceğim sevgili dostlarım. Bu aylık bir grafik ve Dolar Türk Lirası'nın neden 30 lira üzerine doğru çıkış yapacağını bu grafik üzerinde göreceğiz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın verilerinden alınmış bir grafik. Ve bu grafik üzerinde bakın arkadaşlar bir filan formasyonunu burada görüyorsunuz. Yukarıda 26 TL civarında. Aylık bir grafik olduğu için yani aylık kapanışlarda 26 lira üzerindeki her kapanış buradaki filamanın çalışması anlamını getirecek teknik olarak. Ve burada baktığımız zaman 1-2 bu 3. ay içerisinde 26 liralar üzerinde kapanmayı başaran bir Dolar Türk Lirası'nı sizlerle birlikte izliyoruz. Yani yukarıdaki 26 lira formasyon olarak önemli bir rakam. Bakın aşağıda şimdi sizlere bir e, formasyonun geçtiği bölgenin alt seviyesi 20 lira. Takribi 20 liralardan geçen bir bölge. Ne dedik yukarıda da 26. Çok basit bir şekilde Dolar Türk Lirası'nda teknik olarak bir seviye sizlerle birlikte belirleyecek olur isek arkadaşlar 20 TL. Ve bakın şuradaki filamanın geçtiği bölge 26 TL. Şimdi e, burada bir 6 TL'lik marj var. Bakın arkadaşlar burada bir 6 TL'lik marj var. Ve bizler aylıkta beklentimiz olan ve ben bunu sürekli de sizlerle paylaşıyorum. Hani bir 32 TL beklentim e, bu grafik üzerinde. Dolar Türk Lirası'nın gitmesi gereken minimum seviye olarak da gösterdiğim bir bölge. Bakın burada 6 TL'lik e, kırılımla birlikte... 26 TL'nin üzerine bu 6 TL'yi teknik olarak eklediğiniz zaman zaten bizlere 32 TL civarından geçen ana hedef bölgesini veren bir dolar Türk lirası karşımızda. Ben 26 TL altında henüz bir kapanış görülmedikçe bakın şuradaki 26 TL seviyesi altında. Bu da nedir? Aylık bir grafik olduğu için aylık bazda 26 TL üzeri altında bir kapanış görülmedikçe sevgili dostlarım teknik olarak sizlere dolar Türk lirasında aşağı yönlü bir beklentim olduğunu maalesef ki iletemiyorum. O yüzden 26 TL benim için önemli bir seviye. Aylık kapanışlarda da 26 TL üzerinde kalındıkça sizlere anlattığım gibi 32 TL beklentim bu şekilde dolar kurunda ilk etapta gelecek önemli bir seviye olarak gördüğüm bölge. Sizler de kendi yorumlarınızı iletirseniz sevinirim. Ben neden 32 TL beklentim olduğunu dolar Türk Lirası tarafında sizlere anlatmaya çalıştım. Ben hiçbir kuruma bağlı olarak çalışan bir analizci değilim. Sadece kendi teknik analizlerim doğrultusunda sizlere bir yön aktarmaya çalışıyorum. O yüzden alıp almamak, satıp satmamak tamamen sizin kendi hür ida, iradeniz içerisindedir. Sizler de hiçbir zaman hiç kimsenin arkadaşlar etkisi altında kalmayın ve teknik analizi mutlaka öğrenmeye çalışın. Altın tarafına hemen geçelim. Altındaki son durum. 4 saatlik periyotta baktığımız zaman ons altın tarafında sevgili dostlarım. Bizler ee, bir direnç seviyesinin altında kapanış olduğunu görüyoruz. Peki aşağıda bizler için önemli bir destek seviyesi hangi bölgeden geçiyor? O da bakın tam şu bölgeden geçen bölge. O da bize takribi olarak e, 4 saatlik grafikte takip etmemiz gereken seviyenin 1900 dolar seviyesi olduğunu ons altında gösteriyor. Yani 1900 dolar önemli bir bölge. E, buradaki 4 saatlik periyotlarda 1900 seviyesi takip edilecek. Yukarıda bizler için önemli direnç gösterebilecek 4 saatlik grafikteki en önemli bölge ise bakın tam şuradaki direnç bölgesi yani 1922 dolar. Aşağıda 1900 dolar önemli destek, yukarıda da 1922 dolar bölgesi önemli bir direnç bölgesi. Peki günlükte bakalım hemen sizlerle birlikte. Günlük kapanışlarda hangi bölgeyi takip etmek lazım? Bakın şimdi günlükte baktığımız zaman henüz altının ons tarafında trendin bozulmadığını görüyoruz. Yani trendin bozulabilmesi için günlükte e, şu desteğin aşağı yönlü kırılması şart. O da günlükte takip edeceğimiz önemli bölge 1880 dolar seviyesi. Evet burası 1880 dolar. Hemen şunu sizlerle birlikte işaretleyelim. 1880. Yükseliş trendinin bozulabilmesi için 1880 dolar seviyesinin altında kapanış görür isek altının onsunda trend bozuldu diyebiliriz arkadaşlar. Yukarıda hareket şu an 1950 1800 80 dolarlar civarında sıkışmış durumda. Ve yukarı yönlü hareketin arkadaşlar e, tekrardan yukarı yönlü dönebilmesi için de bu 1950 direnç bölgesinin kırılması gerekli. Burada formasyon arayacak olur isek bakın formasyon arayacak olur isek şu grafiği biraz daha daraltırsak e, bizlerin önemli bir e, trend bölgesi içerisinde yatay seyir ettiğini bakın şu şekilde bir çizim yapacak olursanız Sizlerde net bir şekilde göreceksiniz. Şuradaki yatay hareketin devam ettiğini ve bu yatay hareketin 1880 dolar alt band 1950 dolarda üst band seviyesinden geçtiğini görürsünüz. Burada 1950 dolar bandı yukarı yönlü kırılır ise tabi bu tamamen Fed'in yapacağı atraksiyonlara bağlı. 1880'in üzerinde kaldıkça 1950'yi yukarı yönlü kırar isek burada bakın otomatikman bizler için bir 80 dolarlık yukarı yönlü bir marj olayı gerçekleşebilir. O da ne yapar? 2030 dolar seviyesi Evet burada bir anda 1950'nin kırılımıyla birlikte 2030 ve 2100 dolar seviyesindeki e, daha öncelerden test etmiş olduğu arkadaşlar kendi rekor seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi izleriz ve burada ons altın tarafında da trend hala daha bozulmuş değil bu bir düzeltme hareketi olarak kabul edilebilecek bir bölge olarak da düşünülebilir gram altın tarafına hemen gram geçelim. altını sizlerle birlikte takip ediyoruz uzun zamandır ve gram altında Sevgili dostlarım, hem dolar Türk lirası kaynaklı hem de ons altın kaynaklı bize has yukarı veya aşağı yönlü fiyatlamaları tahmin etmeye çalışıyor. Şimdi gram altının kendi 4 saatlik kısa vadeli grafiğine baktığımız zaman önemli destek bölgesinin şurada gördüğünüz 1644 TL civarında olduğunu görüyoruz. Şimdi 1644 TL önemli bir e, seviye. Bu destek e, kısa da 4 saatlikte özellikle takip edeceğiniz bir destek. Bunun altına inilmedikçe yön hala da trend olarak gram altın tarafında da yukarı gözüküyor. Bakın şöyle bir trend çizecek olursanız yönü belirleyebilirsiniz. Bakın tam şu grafik üzerinde hareketini aşağıda 1644, yukarıda ise oraya hemen ölçelim. Sizler de rahat bir şekilde anlayın. Buradaki direnç bölgesi de 1675. 4 saatlikte aşağıda 1644 önemli bir destek. Burası aşağı kırılmadıkça buradaki yatay seyir 1675 aralığında devam eder sevgili dostlarım. Şimdi ileriye dönük düşüncelerimizi de soracak olursanız 1675'in yukarı yönlü kırılmasıyla birlikte arkadaşlar burada bir sert hareket izleyebiliriz. Neden sert bir hareket izleyebiliriz? Bakın şuradaki oluşuma dikkat çekmek istiyorum sizlerle birlikte. Şurada bir oluşum başladı ve bunun bir kulp yapma çalışması da devam ediyor. 1675 seviyesi bu yüzden önemli çünkü 1675'i Yukarı kırabilir ise burada hızlı bir gram altında yukarı yönlü hareket bekleyebiliriz. Bu 4 saatlik kısa vadeli bir grafik olduğu için e, ons altın veya dolar-türk lirası tarafında yukarı yönlü bir haber beklentisi içerisinde bu grafik gelişiyor olabilir e, ve ons altın veya dolar-türk lirası tarafından gelecek bir haber ile gram altın tarafında da yukarı yönlü sert bir hareket ilk etapta 1.740 TL civarına doğru sizlerle birlikte görebiliriz sevgili dostlarım. O yüzden önemli ve dikkatle takip etmeniz gereken bir bölge. Günlükte orta vadecilerin takip etmesi gereken bir trend, trend bozulumu var mı? Ona da hemen bakalım. Baktığımız zaman herhangi bir trend bozulumu günlükte gözükmüyor. Bu hareket bir düzeltme hareketi olarak kalmış, gözükmekte. Burada 1625 günlük kapanışlarda sizlerin takip etmesi gereken önemli bir destek. Bu desteğin altında bir kapanış olmadıkça yukarı yönlü hareket 1600 ve 1720 TL'ler arasına sıkışmış durumda. Aşağıda 1620 şurayı 1620 seviyesi olarak belirlersek yukarıda da 1715 TL civarlarında burası bir direnç bölgesi. Aşağıdaki bölgede destek bölgesi olarak takip edilmeli ve hareket bu iki bölge içerisinde gitgeller yapan bir hareket şeklinde devam ediyor. Günlükte 1620 TL'nin altında bir kapanış olmadıkça trend hala da yukarı sevgili dostlarım. Yatay bir şekilde devam etmekte. Gram altında da şu an itibariyle panik yapılacak herhangi bir durum e, gözükmüyor. Yön hala da 1600 ile 1715 liralar arasına sıkışmış bir şekilde yatayda devam. Evet sizlerle birlikte piyasaları değerlendirmeye çalıştık. Böyle günlük destek ve direnç şeklinde videoları verdiğimiz zaman sizler de nasıl hareket edebileceğinizi kendiniz daha rahat bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize bol kazançlar sevgili dostlarım.